Kanal Türkiye Van gündeminden güncel haberler haber vitrininde. Haber vitrini hafta içi her gün Tutku FM'de. Yaklaşık bir haftalık aradan sonra yeniden herkese merhabalar, selamlar, saygılar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, aslında bu program pazartesi gününe planlanmıştı ve pazartesi günden itibaren ben burada sizlerle birlikte olacaktım. Maalesef işte hava şartları hastalıktan ötürü sizlerle birlikte olamadık. Bugün çok farklı bir konuyu konuşacağız. Belki de çok fazla dikkat etmemiz gereken ama dikkatlerden kaçırdığımız çok çok önemli bir konu efendim. Neyi? Tabii şehir kültürünün ekolojik dengeye etkilerini, olumlu ve olumsuz etkilerini konuşacağız ama bundan önce farklı konuşacaklarımız da var. Bugünkü konuğumuz Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Doçent Doktor Lokman Aslan. Hocam hoş geldiniz. Hocamın sesini alamadım ben. Hoş bulduk. Evet, tamam. Şu an yanlış mikrofonu açmışız. Çok şey konuştum. Hakikaten şehir kültürü ekolojik denge ama ona birazdan gelelim diyorum. Siz şimdi Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası'sınız. Yani Van'daki bütün veteriner hekimler size mi bağlı hocam? Şimdi Van Türk Veteriner Hekimler Birliği 6343 sayılı veteriner hekimliği mesleğinin icrasına ilişkin Türk Veteriner Hekimler Birliği ve odalara teşekkül ettirilmiş. Bu amacı veteriner hekimlerin arasındaki mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı kurmak, korumak, veteriner hekimliğinin kanunla verilen yetkilerini uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek, meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulan tüzel niteliğinde kamu kuruluşu niteliğindeki bir kurumdur. Yani kamu kurumu niteliğinde bir kuruluş. Kuruluş, kamu niteliğinde bir kuruluş. Türkiye'de 35 bin üyesi, 50 bölge ve şehir odası olmak üzere 56 odası bulunan ve Türk Veteriner Hekimler Birliği'nin Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı olarak bu şeye katılıyorum, programa. Programa katılmadan önce Türk Veteriner Birliği Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğumuz şu günlerde Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar gelen bütün şehitlerimize ve son zamandaki Beşiktaş'ta, Kayseri'de ve yurt içinde ve yurt dışında bulunan bütün devlet için çarpışan ve şehit olan şehitlerimizi rahmetle, bu mübarek günde rahmetle anarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğumuzu vurgulayıp 23 yılda Van'da hizmet eden bir hekim olarak Van'ın her tarafındaki sorunları bilen ve bunun için çözüm üretmeye çalışan bir kişi olarak bize bu fırsatı veren Tutku FM'e, şahsınızda bütün çalışanlara teşekkür ederiz. Bizim Van bölgesine bağlı 250 veteriner hekimimiz mevcut. Şu an Van'da. Kayıtlı. Van'da 250 veteriner hekim var. Odaya kayıtlı. 80 ihtilalinden sonra devlet memurlarının odaya kayıtı kaldırıldığı için serbest çalışan da var. Bizim odamıza Van, Bitlis, Hakkari bölgesi dahil, Bitlisli Hakkari, bu bölgede mesleğini icra eden veteriner hekim sayısı 500. 500. 500 tane veteriner hekim var. Tabii veteriner hekim ne yapar onu önce... Tabii oraya geleceğiz hakikaten. Yani 500 veteriner hekim ne yapıyorsunuz hocam? Şimdi siz? 500 veteriner hekim hayvan sağlığı, hayvan refahı, gıda sağlığı, çevre halk sağlığı ve serbest çalışanlarla beraber... Nedir bu hayvan sağlığı? Sadece veteriner hekim denince akla hayvanların sağlık hizmetini veren bir meslek grubu olarak algılanıyor. Yalnız hayvan sağlığı bu veteriner hekimlerin yaptığı mesleklerden dallarından birisi. Şöyle bir varsayımla sizin ekolojik denge diye girdiğiniz konuya, eğer temiz bir çevre, sağlıklı bir hayvan olmadığı zaman toplum refahı sağlanamaz. Sağlıklı bir insan sağlanamaz. İşte temiz çevreyi sağlamak için veteriner hekim görev, evet, yapar. Hayvan sağlığı için
hayvanın sağlığı için görev yapar. Ayrıca veteriner hekim insanların refahı ve sağlığını korumak için de görev yapar. Eğer sağlıklı bir gıda veteriner insana ulaştıramazsak, eğer sağlıklı bir çevre insana ulaştıramazsak, sağlıklı bir toplumdan, sağlıklı bir fertten, sağlıklı bir insandan bahsedemeyiz. Yani... İşte veteriner hekim insanın olduğu her yerde görev başındadır. Van'da bu konuda eskiden ben hatırlarım 93'te Van'a geldiğimde Çatak ziyaretine gittiğimizde dediler ki ya validen istedikleri şuydu. Bize bir tane veteriner hekim gönderin. Biz sizden başka bir şey istemiyoruz. Yeter ki ilçemizde veteriner hekim olsun. Bizim hayvanlarımızla ilgilensin. Biz buna ulaşamıyoruz. İstekleri vardı. O zaman biraz da askeri şeyden komutan da oradaydı. Evet. Ve o zaman için gelen müsteşar şöyle dedi. Ya bizim gönderecek elemanımız yok. Kadromuz yok. Ama şimdi ise Van'ın bütün ilçelerinde yani Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Hoşalp ve Çatak, Gürpınar bütün ilçelerinde veteriner hekim hem tarımda hem de serbest çalışan veteriner hekimlerimiz var. Çaldıran'da 3 tane serbest veteriner hekim kliniği var. Çatak'ta veteriner hekim kliniği var. Erciş'te en çok popülasyona sahip Erciş'te, Muradiye'de veteriner kliniklerimiz var. Bunun yanında belediyelerde veteriner hekimlerimiz var. Maşallah. Bunun yanında halk sağlığında veteriner hekimlerimiz var. Bunun yanında veteriner hekim olarak sağlıklı gıda veren kahvaltıcılarımız da var. Ticaret yapan fazla veteriner hekimlerimiz de var. Tabii. Burada toparlayacak olursak veteriner hekim sahanın her aşamasında var. Yalnız sadece veteriner hekim kendi kuruluşuna sahip çıkmadığı için sesini fazla duyuramıyor. Onun için biz kere kalıyoruz. Yani öbür odalardan öbür odaların hak ettiği yerden daha geride olmamızın sebebi veteriner hekim iş yapmakla meşgul. Kamuoyu oluşturmakla meşgul değil. Evet. Bundan sonra hem iş yapacağız hem yaptığımız işi de duyuracağız. Bundan sonra Van bölgesinde veteriner hekimlerin ne iş yaptığı sorusu sorulmayacak. Veteriner hekimler daha fazla niye çalışmıyor? Daha fazla niye iş yapmıyor diye sorular bize gelecek inşallah. Şimdi Lokman Hocam, demin çok güzel bir tespitte bulundunuz. Ben soracaktım ama benden önce siz davrandınız. Dediniz ki biz aynı zamanda direkt insan sağlığıyla da ilgiliyiz. Çünkü sağlıklı bir hayvan insanın sağlığına katkı sunuyor. Sağlıksız bir hayvan insan sağlığını olumsuz etkiliyor. Yani yaptığınız iş sadece hayvanlarla ilgili de değil. Evet. Şimdi şöyle, biz son aşamasında devletimizin de hükümetimizin de yaptığı programlar tek sağlık. Evet. Tek sağlık çatısı altında buluşmak ve insan refahını buna göre düzenlemek. Bizim örneklerle açıklamazsak bunu tam Tabii. olarak anlatamayız. Şimdi şöyle, eğer biz hayvanlardan insanlara bulaşacak olan hastalıkları engellemezsek Brüsella'dan hem acı çekmek zorunda kalırız hem de ekonomimiz o Brüsella hastalığına bir dünya para ödemek zorunda kalır. Tabii o da ben var. Yapılan araştırmalara göre bir Brüsella tedavisinin devlete maliyeti ben iş gücü kaybını insanın çektiği eziyeti bir kenara bırakarak 2750 lira. Çok ciddi devlet para. 2750 lira bir kişiye Brüsella tedavisi için para ödüyor. Toplumda Brüsella'nın %3 olayında olduğunu düşünürsek bunun ne kadar bir para? Tek bir hastalıktan. Bunun yanına kuduz hastalığını, bunun yanına tüberküloz hastalığını, bunun yanına salmonella hastalığını, bunun yanına kuş gribi hastalığını. Kısaca biz bunlara zoonoz hastalıklar diyoruz. Hayvanlardan insanlara, insanlardan hayvanlara bulaşan hastalıklar. Biz ekonomik olarak eğer bunları ortadan kaldırırsak, bunlara gerekli ilgiyi ve alakayı çekersek toplum refahını yükseltmiş oluruz. Bu kadar da boşa giden sağlık hizmeti olarak harcanan parayı daha gerekli yerlere harcama fırsatı bulabiliriz. Sadece bir örnek, müşahhas bir örnek olsun diye söyleyeyim. Biz eğer şap hastalığını yöremizde çok bulunuyor. Yöremizde şap hastalığından her zaman gündeme geliyor. Tabii. Şeyler çok ekonomik kayba neden oluyor. Besicilerimiz bu sene şap geldi biz kar edemedik diyor. Zaten girdiler pahalı, yatırımlar pahalı, hayvan sayısı az. Şap hastalığından bizim kaybettiğimiz ekonomik kayıp %30. Müthiş. Eğer biz %30 şap hastalığı girdiği zaman
%30'luk verim kendinde kalacak. Ama bunun çözümüne, işte bunun çözümünü uzağa gitmeye gerek yok. Bundan 20-30 yıl önce halkımız mezarlıklara baktığı zaman küçük mezarlar görürdü. Evet. Çocuk ölümleri binde 40'lara, binde 60'lara, hatta binde 100'lere yakın bir ölümler vardı. Şimdi çocuk ölümleri binde 0.05, binde 1, binde 2, binde 3'e nadir çıkıyor. Niye? O zaman için kızamıktır, çiçektir, tifodur, salmonelladır yaygın bir hastalık. Çocukları da öldürüyordu. Ve şimdi ise aşılaması yapıldı, kontrolü yapıldı ve bunlar ortalıktan eradike edildi. Eğer biz de hayvanlarımıza aynı şekilde profilaktik tedavileri yapabilirsek, biz bu ölümleri indirebilirsek ve bu aşamada aynı şekilde ekonomik getirileri ekonomiye kazandırabileceğiz. Birinci şart bu. Eğer sen sağlıklı hayvanı üretemezsen, sağlıklı insanı üretemezsin. Bu nedir? Her şey bir hesap üzerine yaratılmıştır. Sizin söylediğiniz ekolojik dengede. İşte hayvan sağlığı bozulduğu zaman hayvana hizmet edecek zincir koptuğu için bu insana yansıyacaktır. Ama bir sene sonra yansıyacaktır. Ama 5 sene sonra yansıyacaktır. Ama 20 sene sonra. Ama hayvansal üretimin salgın hastalıklar öyle 1 sene 10 sene beklemez. Tarihe yön veren de tarihi olaylara bakarsanız hayvansal da hastalıkların insana bulaşmasıdır. Tabii. Tarihimizde çok ordusu olanlar değil, sağlam ordusu ve savaşabilen ordu savaşı kazanmıştır. Son şeyimizde geldiğimiz zaman bölgemizde bunlar ülkemizde ve bölgemizde bu programlar uygulanıyor mu? Uygulanıyor. Yani herkes görevini başarıyla yapıyor. Yani ben burada şunu demek istemiyorum. Tarım İl Müdürlüğü aşılamayı eksik yapıyor, böyle oluyor. Hayvan sahibi hayvanla aşı yaptırmıyor, böyle oluyor. Veya veteriner hekimler bu aşıyı yapmıyor, böyle oluyor yerine biz nerede hata yapabiliyoruz, nasıl bir sinerjik etki meydana getirebiliriz tartışırsak sonuca daha iyi gideriz. Bunun için insanlarda nasıl yapıldıysa verim savaş dispanserleri mi kuruldu? Aşılama merkezleri mi yapıldı? Aşılatmayanlar cezalandırıldı mı? Aynı şekilde hayvanlara da uyguladığımız zaman, sinerjik etkiyi yarattığımız zaman bu iş kesinlikle biz bir örnek daha söyleyeyim. Tabii, buyurun. Çünkü dert ağlatır, aşk söyletir. Biz mesleğimize aşığız, ağlamayacağız, söyleyeceğiz. Yani sorunları söyleyeceğiz. Derdimiz çok olsa bile ağlamak yerine aşık olarak mesleğimizin nasıl yapılması gerektiği için aşkla ve şekle çalışacağız. Şimdi biz ithal hayvan ithal ediyoruz. Evet efendim. Ben buradan iddia ediyorum. Eğer buzağlarımızı öldürmesek ithal hayvan etmemize gerek yok. Çünkü buzağı ölümlerimiz çok yüksek. Bu buzağı ölümleri için de biz gerekli yerlere müracaat ettik. Bu şeyle koruma projeleri de hazırlayacağız. İkincisi, eğer biz salgın hastalıkları önlesek, rakamları söylemiyorum, çok abartılı bulabilirler ama yine de söyleyeceğim. Türkiye'de ölen buzağı sayısı 400 bin. Çok fazla hocam. Çok fazla ya. Yani 400 bin buzağı ölüsü. %10-15-20'lere yakın buzağı ölümleri var. Bunları önlersek eğer biz bu çalışmaları yapacağız. Pekala, bunu önlemek için altyapımız var mı? Yani evet, bütün mesele burada. Biz her şeyimiz var. İlacımız var, aşımız var, veteriner hekimimiz var, sayımız var. Ama hayvan sahibi bilinçlendi mi, bilinçlenmedi mi? Hayvan sahibi artık bu işlerin yapılması gerektiğine inanan ve çok örnek olsun diye söyleyeceğim. Buyurun efendim. Eskiden çocukları aşılatmazlardı. Neslimiz tükenir, bizi kısır yapacak, bu batının taktiğidir gibi. Evet, ama baktı ki aşılatmayınca soyu tükeniyor. Ölüyor yani. Çocuk ölüyor. Ve aşı yaptı. Artık hayvan sahibi de hayvanlarının öldüğünü gördü. Ben kalede ne kadar hayvan gömüldüğünü, Kasımoğlu'nda ne kadar hayvan gömüldüğünü, Kapıköy'de ne kadar hayvan öldüğünü ve çiftliklerin nasıl birer birer kapandığını, bunların hepsinin de hibeyle yapılan çiftlikler olduğunu bilen biri olarak söylüyorum. Bunu vatandaş artık diyor ki, biz eğer bu şartlarda kendimizi yenilemezsek hayvancılıkta geri kalacağız. Onun için biz veteriner hekimler odası olarak ne yapmalıyız? Biz hekimlerimizi ilk geldiğimizde veteriner hekimler odası olarak yönetim aldığımızda bütün veteriner hekimleri dolaştık. Nereyi dolaştık? Bitlis'in Güroymağı'nı, Hizan'ını,
Tatvan'ını ve Bitlis ilindeki serbest veteriner hekimleri dolaştık. Evet. Dedi ki ya biz nasıl olursa bu daha iyi hizmet verebiliriz, kliniklerimizi düzeltelim, vatandaş bizi hekim olarak tanısın dedik. Erciş'ten, Muradiye'den, Çaldıran'dan hepsinden serbest veteriner kliniklerini dolaştık. Dedik ki biz ne yapabiliriz daha iyi hizmet olarak? Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine buradan teşekkür ediyorum. Çünkü yetki onlarda. Evet. Kanun yetkisi onlarda. Bizle beraber onların şeylerine katıldık, denetimlerine. Veteriner hekimlerimizin hepsi şöyle dedi. Biz kendimizi yenileyeceğiz. Yenilemek zorundayız. Ve bu sözle 2 ay içerisinde veteriner hekimler kendi kliniklerini veteriner hekime yakışır şekilde. Niye veteriner hekime yakışır şekilde diyorum? Şunun için diyorum. Türkiye'de lisans diploması veren okullardan birisidir. Çok tıp eğitiminden güzel. Sonra yüksek lisans diplomasıyla mezun olan, eğer bir yerde kaymakam yoksa, kaymakam bir yere gittiyse kaymakama vekalet edecek mülki amir en yetkili, en bilimsel veteriner hekimdir çalışıyorsa. Çünkü diplom, biz kendimize yakışır şekilde kliniklerimizi yapacağız. Bunun kararını aldık. İkinci şekilde ne yaptık? Ya veteriner hekimleri bir araya getirelim. Veteriner hekimler kendi kendilerini tanısın. Burada isim zikretmekte bahis görmeyeceğim. Buranın ilk serbest veteriner hekimlerden olan Şühede Ceylan 23 yıldır etik kurallara uyan ve deontolojik kurallara uyan bir veteriner hekim. Dedik ki gelin bunu bir anlat arkadaşlara nasıl oluyor. Çünkü biz ziyarete gittiğimizde diyor ki hastadayım. Yanında hiçbir kimseyi çalıştırmıyor. Muayene etmeden ilaç vermiyor. Elden aşı satışı yapmıyor. Bunları uyguluyor ve sırada bekliyor ve müşteri. Müşteri kaybetmesi lazım. İlaç satmıyor. Görmeden müşteri kaybetmesi lazım. Ama vatandaşımız diyor ki şüheda bakarsa kesin sonuç alırım. Öbürleri bakarsa ilaç alırım. Ya tutar ya tutmaz. Biz getirdik dedik ki gel şüheda abi bunu bir anlat. Ve meslek içi büyüklerimizi eğitim çalışması yaptık. Her ay birini yapıyoruz. Son olarak da bu yörenin en çok sevdiği, yine isim zikretmekte bahis görmeyeceğim, tabii, Tarım Gıda Laboratuvarı Müdürü Mehmet Cambazoğlu burada hizmet eden biri. 30 yıldır çok müfettiş geldi gitti, buradan veteriner hekimler geldi gitti ama Mehmet Cambazoğlu yerinde durdu. Ya abi sen tarımda bu kadar nasıl durabildin? Hak seni bu kadar nasıl? Tarımdaki arkadaşlara bir anlat dedik. İkinci toplantımızı yaptık. Bundan sonra da her ay rutin olarak Veteriner Hekimler Odası Van Bölgesi olarak meslek içi büyüklerimizi, kendi tecrübelerini meslektaşlarımıza anlatma toplantıları devam edeceğiz. İkincisi biz şeylere daha ağırlık vereceğiz. Meslek içi eğitimlerde alması gereken sünni tohumlama kursu, radyoloji kursu gibi veya veteriner hekimlerimize ihtiyacı olan bu yörede yeni gelmiş kurslar düzenleyerek bunu yapacağız. Son zamanda da biraz önce hayret ettiniz 500 veteriner var mı diye. Tabii. Biz de dedik ki bunları bir araya getirelim, 500 veterineri davet edelim, tarımda olsun, çalışsın, çalışmasın. Son olarak da 24 Aralık'ta Elitworld'de cumartesi akşamı bütün veteriner hekimleri odamıza üye olsun olmasın davet ettik, bir akşam yemeğinde buluşturacağız. Tabii ki çok sebepsiz güzel. Buluşma değil, tanışma buluşması ama illa da bir sebep olsun istenirse... Mehmet Akif Ersoy, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy veteriner hekimdir. Eğer bir veteriner hekimin nasıl olduğunu ve veteriner hekimin ne yaptığını görmek isteyen varsa Mehmet Akif Ersoy'un hayatını okuyabilir. Çünkü Mehmet Akif Ersoy bu halkının çok iyi tanımasının sebeplerinden birisi veteriner hekim olması. Çünkü Trablus'u, o zamanki bölgeleri hep veteriner hekim olarak gezmiştir. Halkı tanımıştır. Halkı tanıyacaksan veteriner hekime soracaksın. Çünkü ahırına giriyor, çayını içiyor, yemeğine oturuyor ve destursuz gece giriyor, gündüz giriyor. Yani gece hayvan hastalandı, gel diyor. Yani bir halkın nasıl bir yapıya sahip olduğunu, gelir durumunun ne olduğunu şey ve Mehmet Akif Ersoy gibi halkla iç içe olan veteriner hekimlere soracaksın. Ve milli şairimizin ölüm yıl dönümü olduğu için 27 Aralık'ta öldü. Onu da bu toplantıda rahmetle anacağız. Bundan sonraki hedefleriniz nedir derseniz, biraz önce söylediğim buzağı hastalıkları sempozyumu düzenleyeceğiz Tarım İl Müdürlüğü ile. Bunu da yönetimle beraber eğer tarım fuarına denk getirebilirsek veya tarım fuarında yaparsak daha iyi olacağını
düşüncesiyle tarım fuarında buzağı hastalıkları sempozyumu düzenleyeceğiz. Çok güzel. Ve bu konuda kendini ispatlamamız hocalarımızı, katılmak isteyen davetleri davet edip buzağı sempozyumunda yöremizde ne yapılabilir, ülkemizde ne yapılabilir, bu nasıl engellenir, bunu halka, bilimsel şeye, kamuoyuna da duyurma fırsatı bulacağız. Hocam şimdi şöyle bir şey deniyor. Deniyor ki yani Van tarım ve hayvancılığın merkezlerinden biriydi. Evet. Hocamız çok güzel şeylerden bahsediyor ama Van niye bu halde? Şimdi Van 23 yıllık Kapıköy'ünden, Hoşafı'ndan, Gevaş'ından, Nordozum'dan, Timar'ından dolaşmış biri olarak söylüyorum. Van niye böyle? Ülkeler arası politikalar var, evet. Güvenlik meselesi var, bir de biz şehirleşme kültürüne alışmış bir şey var. Şimdi biz insanlarımızı, köylerdeki insanlarımızı, köydeki insan ne yapar? Ya koyun besler, ya keçi besler, ya inek besler, ya buzağı besler hayvancılık olarak. Biz bunları şehre özendirdik, şehre geldiler. Şehre gelen insan şunu yapması lazım. Büyük çiftlikler kurması lazım bunu devam ettirebilmek için. O kültürümüz yok. Şimdi bir de bu hayvancılık olsun veya başka şeyler olsun kültürdür. Yaşam kültürüdür. Çünkü biz gençliğimizde Dallas filmi seyrediyorduk. Çiftlik vardı. 1800'lü yıllarda Amerika'nın çiftliği var. İsviçre'de İsviçre esmeri koruma, yani mandofonu koruma derneği 1827'lerde kurulmuş. Hollanda'da bunun daha geçmişi var. Ama bizim dönüp baktığımızda böyle bir kültür yapısına sahip değiliz. Van en iyi şekilde tarım yapılabilecek, hayvancılık yapılabilecek bir bölge. Şöyle bölge, hayvancılıkta meralarımız var. Meralardan yararlanma az. Ve koyun sayısı Türkiye'de birinci sırada bir koyun sayısına, küçükbaş hayvan sayısına sahibiz. Ama gıda kültürü olarak, patentlenme kültürü olarak koyun eti rağbet görmeyen bir et durumuna düşüyor. Ama aslında Avrupa'nın domuzu varsa bizim de koyunumuzun olması lazım. Nüfus başına bir koyun sayısına ulaştığımız zaman biz sağlıklı et ihtiyacı olduğunu şey edeceğiz. Bizim hedefimiz bu dağlarda, bu ovalarda, bu vadilerde koyun sayısını artırmak. Bu niye böyle derseniz nüfus göç yapısı, göç olması, köylerin güvenlikli olamaması, güvenlikli olarak şey demesi, bir de teşvikler olarak cazibeyi ortadan kaybetmesi. İnsanlar, kısacası burada söylemekte bahis görmeyeceğim, kültür olarak avarelikten hoşlanıyor. Yani diyor ki daha çabuk kazanayım, daha çabuk para kazanayım. Mesela diyor ki ben 100 koyuna bakayım, 100 koyuna bakacağım, bir kişi bakar. Ama bir amorok taksi alayım. Yani bir amorok jip alayım. İşte 100 koyun bir kişinin yaptığı işle senede bir amorok kazanılan meslek çok az. Onun için biz insanlara üretmeyi, üretimin sonunda kar etmeyi ve ne kadarlık emekse o kadarlık kazanç olduğu fikrini aşılamamız lazım. Yani şimdi bunun tabii çoban devreye giriyor, bakıcı devreye giriyor, ya devreye şey giriyor, devreye giriyor. Ama bunlar olma şeyler değil. Olacak, nasıl olacak? Ben bakıyorum artık 5 sene, 3 sene biz artık hayvancılık yapmalıyız deyip yatırıma dönen vatandaşlarımız var. Bunlar doğru yönlendirdiği zaman, biraz önce bir şey söyledim, bizim her şeyimiz var. Ama bir araya gelip koordinasyon eksikliğimiz var. Koordine edemiyoruz. Veteriner hekimler odamız var. Veteriner hekimler odamız bir halkaya girip üretimde beraber olacağı mekanizma yok. Tarım İl Müdürlüğü var aynı işte. Tarım İl Müdürlüğü kendi işini yapıyor. Belediye kendi işini yapıyor. Ziraat Odası kendi işini yapıyor. Merkez birlikleri kendi işini yapıyor. Herkes kendini korumakla meşgul. Herkes kendini savunmakla meşgul. Ama ortak hedefimiz var mı? Ben bilmiyorum. Ortak hedefimiz, biz nereye gideceğiz yani? Evet. Ama şöyle bir ortak hedef belirlesek, ziraat odalarının da, veteriner hekimler odalarının da, birliklerin de, Tarım İl Müdürlüğü'nün de hedefi şu: biz Van bölgesinde koyun sayısını 10 bine çıkaracağız. Çıkaracağız. Hedefimiz bu olmalı. Ondan sonra hepimiz bu. Bunu da bir merci takip etmeli. Yani bir merci takip etmeli. Yani hükümet politikası, devlet politikası olmalı.
Bakın sağlık politikası nasıl devlet politikasıysa hayvancılık politikasının da bir sahibinin olması lazım. Hmm. Bizim sahibimiz yok. Yani hayvancılık tarımın içinde mi, ziraatta mı derken ortada kaynayıp gidiyor. Ama bunu hedeflerimizi belirleyip diyeceğiz ki profilaktik tedavi yani aşılama tedavisini, koruyucu tedaviyi şuna indireceğiz. Üretimi buraya çıkaracağız. Bunda da hep birlikte bir araya geleceğiz. Şimdi buradan yaptığımızdaki şeyde eğer bize ulaşmak istiyorlarsa Van Veteriner Hekimler Odası dedikleri zaman internetten ulaşabilirler. Eğer hekim bulamadıkları zaman hekim bulmayı taahhüt ediyoruz. Yani hocam evlere de hizmet yani ahırlara hizmet veriyorsunuz. Serbest veteriner hekimlerimiz 24 saat telefonları açık hizmet vermekte. Yalnız bu batı gibi batıda bu daha hastaneleşmiş durumda serbest çalışanlar. Hı-hı. 24 saat hizmet veren klinikler var. Ama bütün ahırlara veya hekim bulamadıkları takdirde ki bulurlar. Çünkü yeterince hekimimiz var. Van Veteriner Hekimler Odası'nı aradıkları zaman biz onların hayvanına hekim göndereceğiz. Tabii hekim gönderirken şunu söyleyeceğim. Bu paralı giden hekimdir. Tabii. Emeğini alır. Tabii. Bir de burada Salih Bey şunu söyleyeyim. Veteriner Hekimler Odası olarak üzerimize ne düşmek istiyorsa hem valilikte hem belediyede hem vatandaşlarımızda üzerimize düşmeye hazır, yapmaya hazırız. Yalnız burada vatandaşlara ne düşüyor? Yani tamam da biz veteriner hekimler bir işi kontrol etmek, kime göre kontrol etmek? Tabii devlet iyi hizmet vermesi için ruhsat verdiği veteriner hekimi kontrol eder. Tabii. Ama bence kontrol, o kontrolden daha çok parayı veren, hizmeti alan vatandaşın kontrol etmesi lazım. Ya bu kontrol de burada şöyle anlaşılıyor. Seni şikayet ederim. Ya bu veya sana şunu yaparım. Olmadıysa benim aşiretim mara doğru gidiyor. Ya. Ama ben diyorum ki bu böyle kontrol olmaz. Biri ticaret yapıyorsa, iyi hizmet vermiyorsa hizmet almayacaksın. Tabii. Bitti. Yani sen onu kontrol etmeye gerek yok. O iki gün sonra ya batacak ya da sana gelip özür dileyecek veya iyi hizmet vermenin yollarını arayacak. Şimdi vatandaşımıza diyoruz ki aşılamayı yapalım. Salih Bey aşılamayı yapalım. Evet. Profilaktiği yapalım. Bütün veteriner hekimlere diyoruz ki kardeşim bu aşılamada şunda bunda görev al. Vatandaş diyor ki aşıyı elden bana ver. Yasak. Yasak. Hayvanı muayene etmeden ilaç vermek kanuna göre yasak. Bize diyor ki veteriner hekim ya işte tezgah altı ilaç satılıyor. Vatandaş veteriner hekim olmayan yerden ilaç almasa profilaktik tedaviyi ya tarım il müdürlüğüyle ya da veteriner hekime yaptırsa sonuçta bir sorun çıksa gideceği bir merci var. Veteriner hekime diyor ki sen aşıyı yaptın, bunları yaptın, tarım bunları yaptı ama bana yine şap geldi veya bana yine kuduz hastalığı geldi. Gel bu neye oluyor? Ama ne yapıyor? Aşıyı bana elden ver. Ben yapayım. Ben sadece bir örnek olsun diye söyleyeceğim. Buyurun. Gürpınar'ın taraflarında, Nordos tarafında koyunlarda çok yavru atımı var. Bu ne demek ki yavru atımı? Abort yani adam bekliyor. 4 ayda bir yavru alacak. Kar edecek. Bir bakıyorsun sabaha kadar bir bakıyorsun ki 20 tane doğuma yakın yavru düşük yapıyor. He. Atıyor işi diyor. Artık %20 ölümü değil. %20 yavru attığını düşün. 100 yavru alacaksa 80 yavru alıyor. Şimdi bunu Brusella'dan atıyor filan diyor. Yalnız veteriner hekime danışsa, veteriner hekim kontrolünde olsa bu çiftlik diyecek ki arkadaş neye atıyor? Bunu niye atıyor yani? Ben sana para veriyorum. Hizmet alıyorum. Niye bunu yapıyorsun? O zaman beslenme hatasından attığını görecek. Ahırların standartlarda olmadığını görecek. Hijyene uyulmadığı için attığını görecek. Mesela tek bir örnek söyleyeyim. Beslenme olarak saat 9'da ahıra katıyor hayvanı. 2'ye kadar dışarıda. 2 ile 9 arasında kaç saat var? 18 saat var. Evet. 18 saat hayvan aç içeride. Dışarıda besleyecek ya. 18 saat aç kaldığı için dışarı çıkınca hayvan karın üzerine otu da atıyor. Karın üzerine otu atıp bu adam karlı otu yiyince tabi abort yapacak, tabi hastalanacak, tabi brotzok ortaya çıkacak. Tabii. Ama bunları hekim ona diyor. Ben şurada şunu söyleyeyim. Bizim felsefemiz şu olmalı. Hayvanları hastalandırmamalıyız. Hayvanları hastalandırırsak masrafımız daha
fazla olur. Örnek olsun diye, tek örnek olsun diye. Şapasının maliyeti 3 lira. Hadi sen veteriner hekime çok fazla para verdin, 5 lira. Olmadı, senin veterinerin çok iyi, 7 lira. Bu kadar. Bunu devlet mi? 7 lira. Ama hayvan şapa yakalanırsa %30 verim kaybı var. Hayvan zayıflayacak. Orayı tahmin etmiyorum. Tedavisi 75 lira. Şimdi 7,5 lirayı vermeyip 75 lirayı vermek zorunda kalırsın. Ben %30 mesela bir 800 kilo gelen bir hayvanın %30 verim kaybettiği zaman 240 lira bu 125 kilo ettir. Bugünkü fiyatıyla besiciye bir şap gelse hayvan başı 1,5 milyar lira etten zarar eder. Ya da ona 3 ay bakacak, 2 ay bakacak. Ama bunun maliyeti para verse 7,5 lira. 7,5 lira. Topu 7,5 lira. Yok, para verirse. Zaten bunu Tarım İl Müdürlüğü bedava yapıyor. Götürüp yaptırsa. Ben diyorum ki hadi sıra bulamadı, yaptıramadı diyelim ki. Ya ben kendi işimi kendim yapacağım kardeşim. Kendi göbeğimi kendim keseceğim dese. Hizmet edecek veteriner hekimimiz var. 23 yıllık serbest çalışan kliniklerimiz var. Yeni açılan kliniklerimiz var. Burada çok büyük gelecek gibi söyleyeyim. Eğer kanunu tam uygulansa, veteriner hekimlik ihtiyacı tam yapılsa, 200 tane veteriner hekime burada ve 300 tane teknisyene, 400 tane teknisyene iş sahası var. Müthiş bir şey. İş sahası var. Yalnız biz işi yapmadığımız için, iyi yapmadığımız için, uygun yapmadığımız için bir hekim hayvanı muayene etmeden ilaç verirse, aşıyı elden vermeye alırsa hayvan sahibi, tabii, bütün bu hizmetler 1 lira karşılığı yapılıyor. Yapacağı ilaçta 2 lira kar yapacak. Yani ben bunları daha fazla ileri götürmemek için şunu söylüyorum vatandaşlarımıza. Lütfen veteriner hekimlere danışın. Eğer veteriner hekimden hizmette faydalanamıyorsanız değiştirin. Başka klinik var, başka hekim var. Üniversiteye müracaat edin. Danışmanlık hizmeti veriyorlar. Üniversiteden de memnun olamıyorsanız daha büyük danışmanlık şirketleri var. Ama eğer siz profilaktik tedaviyi yapmadan, siz normal şartlarda hayvancılık yapmadan kar edemeyeceksiniz. Sonunda zarar edeceksiniz. Tabii. Ve şöyle bir sloganla devlet nerede, şap neye geldi gibi dövünmekle kalacağız. Bu şuna benzer. Bir çarşıdan şehirde yetişmiş bir kızı götürüp dağın başında gelin almaya benzer. Hizmet beklemeye benzer. Evet. İlk önce biz kendi alıştırmamızı lazım, korumamızı yapmamız lazım. Tabii. Çiftliğimizi düzenletmemiz lazım. Tabii. Burada en büyük görev vatandaşa düşer. Ama biz veteriner hekimler odası olarak diyoruz ki oldu, çaresiz kalındı, hizmet alamıyoruz diyorsanız biz sizin için gerekli yerlere, gerekli beraber veteriner hekime şuna bunu hepsini sağlamak için söz veriyoruz. Ama ilk önce şu hizmetin karşılığının birinin ödenmesi lazım. Tabii. Fonlanması lazım. Ya bunu devlet öder, ya şimdi örnek olsun diye açıklansın, tabii, vatandaşlarımız anlasın. Mesela çocuğumuz hastalanıyor. Doktora gidiyor, yeşil kartlıdır veya sigortalıdır, bağkurludur veya bir hastalanıyor. Ne yapıyor? Gidiyor. Zannediyorlar ki bu bedava yapılıyor. Aslında doktor da parasını alıyor. Doktor da parasını alıyor. Eczacı da parasını alıyor. Herkes parasını alıyor. Nereden alıyor? SGK'dan alıyor. Evet. Şimdi veya şimdi Tarsim. Tarsim'den sigortasını yaptı mı hayvancı? Hayvan sahibi hayvanını ölünce parasını alıyor. Alıyor. Ama şimdi biz eğer bir hizmet veriyorsa bir veteriner hekim, bunu bir yerden parasını almak zorunda. Yani parasını almak zorunda. Ben veteriner hekimlerin eğer anlaşıldığı takdirde, örnek çok hesapladığım için söylüyorum, 100 bastık besi danasında veterinerlik hizmeti 10 bin lirayı geçmez. Hmm. 10 bin lirayı geçmez. Bu ne demek biliyorsun? Bir tananın 500 lira olduğunu, 5 bin lira olduğunu düşün ki besiciler bilir, daha fazladır. 500 bin lira yatırım yapıyorsun. Yem parasının %40 olduğunu bilir. 250 bin lira yeme para veriyorsun. Tamam mı? 750 bin lira harcıyorsun. Ya hekimin 7500 lirasını da ver kardeşim, iyi hizmet al. %1'dir. Onu diyor ki bahara vereyim, öbürüne vereyim. Hekim de bu sefer diyor ki bu bana para vermiyor, vallahi ben gitmem. Şimdi ikisi de yani haklı. Asıl ilgilenmesi gereken alanla ilgilenmiyor. Sadece suyla, yemle ilgileniyor. Yok, şimdi danayı veresiye alamıyor. Alamıyor. Parayı verip alacak. Tabii. Ya da Ziraat Bankası'ndan imzalayacak, krediyi ödeyeceğim diyecek, alacak. Ama veteriner hekimi kandırmak daha kolay geliyor herhalde. Yok, veteriner hekim de burada müşteri kaybetmeyeyim diyor. Hmm. Aslında müşteri yoktur, hizmet vardır. Hizmet, evet, verirsen müşteri gelir.
Eğer müşteri kazanmak için uğraşırsan yalan söylemek zorunda kalırsın. Mesleğin etik ahlakından ayrılmak zorunda kalırsın. Ben diyorum ki veteriner hekim arkadaşlara, kardeşim hizmet ver. Paranı kazan. Hizmet verirsen gelir. Yani şimdi çok örnek söylerim burada ama meslektaşlar arasında ayrım yapmış zannedilir. Evet. Aslında 20 yıl hizmet eden veteriner hekimlerimiz var. Ve çok iyi de kazanıyorlar. Sen de şimdi ne yapıyor? 20 yıllık hizmetle yarışmaya kalkıyor arkadaş. Yeni başlamış bugün. Benimki niye böyle? Ben niye bu kadar kazanamıyorum diyor. Çünkü sen de 20 yıl hizmet vereceksin. İyi bir hizmet bekle, vereceksin. Hele bir bekle. Bekle. Sabredeceksin. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Buyurun. Biz bir de bizim şu yönümüz var. Biz merhamet diniyiz. Merhamet diniyiz. Hayvan refahını sağlarız. Sağlığından sonra hayvan refahı. Ne demek hayvan refahı? Bir de hayvan ne demek? Salih Bey onu anlayayım. Hayvan duyguları olan, aynı insan gibi acı çektiğini dışarıya vurabilen, hareket eden canlılara hayvan. Yani dedi. Tekmeyi vurduğunda canı acıyan. Canı acıyan. Tüyünü çektiğinde canı acıyan. Hareket edebilen canlıya hayvan denir. Hareket yeteneği olan canlıya hayvan denir. O zaman bana şöyle bir soru sorarsın. İnsan da hareket ediyor. İnsan da hayvan mı deyince insan da canlıdır. Ama yaratıcı insana doğruyu yanlışı ayırt etme, farklı zararı karı ayırt etme, güzeli çirkini ayırt etme özellikleri verdiği için hayvandan ayrılmıştır. Hocam şimdi çok da polemiğe girmek istemiyorum. Zarar verme açısından insan hayvanı kıyaslarsak biz çok kaybederiz. Şimdi şuraya gelmek istiyorum benim. Hocam. Yani bir, evet kar yağıyor, hayvanlar aç kalıyor ve biz Müslüman bir topluluğuz. Şimdi Özer var tanıdığım, 30-40 civarında kedisi köpeği varmış. Evet. Bakıyormuş. Yani bunlara da böyle sanki çok bir göz ardı ettik. Şimdi şöyle, köpekleri hemen öldürtüyor muyuz? Şimdi bu soruları bir önceki sorumla da bağdaştırırsak niye olmuyor dedin ya. Çünkü vakit de daralıyor. Niye olmuyor diyorsan işte bunun cevabı şu. Medeni toplum. Ne demek medeni toplum? Canlıların birbirinden emin olarak yaşadığı toplum medeni toplum. Bir daha tekrar eder misiniz hocam? Canlıların birbirinin şerrinden emin olarak yaşadığı toplum medeni toplumdur. Yani şimdi... Yani hayvanlarla insanların şerrinden emin olarak yaşadığı toplum, ben canlı derken... Müthiş bir cümle. Birinci bitkileri de kattım. Tabii. Şimdi bunun örneğini bana bir söyle dersen ben asr-ı saadet. Evet. Ve bütün hacılarımız hacca gider. İhram giyerler, ihram. Şimdi ihrama girmeyi beyaz önlük giyiyor zannedilir, beyaz şey giyiyor zannedilir. Aslında mikat sınırları var. O sınırlara gidince hiçbir canlıya zarar verilmez. Bunu hacca gidenler de bilir, ilahiyatçılar da bilir. Orada bir tane sineği öldürürsen cezası var. Bir tane böceği öldürürsen cezası var. Çiçeği koparırsan cezası var. Bu ne demek? Allah bütün insanlara aslında yaşama talimi yaptırıyor orada. Gereksiz yere canlıya zarar verme, gereksiz yere bitkiye zarar verme. Ondan sonra bizim 3 tane örnek açıklayacağım. Biz Müslüman toplum deyince. Bir gün bir kuş Resulullah'ın etrafında uçuyor. Diyor ki ya diyor bunun yuvasını kim aldı? Yuvasından yavrusunu almışlar. Hemen diyor ki yuvası dağıtanın oradan geliyor bu söz. Yuva bozanın yuvası bozulur çabuk diyor onun yavrusunu. Yerine koyun. Bu ne demek biliyorsun? Yaban hayvanı. Ben onu diyorum. Ha, hayvanlar ayrılır. Yaban hayvanı. Yaban hayvanlarının işte yuvasını bozmayın. Yuva nedir? Yuva burada yaşadığı ortamdır. Yani sulak alanıdır, dağdır. Sen tutup da anızı yakacağım temizleyip diye ateşi verirsen bütün yuvaları yaktın. Evet. Yapılmaması lazım. Hakikaten Face'te paylaştım. Gerçekten çok etkilendim. İkincisi, hocam canların birbirinin şerrinden emin olduğu toplum medeni toplumdur sözü Face'te de paylaştım. Müthiş bir söz ya. Hocam daha güzel sözler söylerim ben de çok. Ama bu hakikaten şimdi, müthiş. Çok etkilendim. İkincisi bir tane deve görüyor. Deve görüyor peygamber. Deveyi görünce bakıyor ki çok zayıf aç. Çağırın bunun sahibini diyor. Bak o da sahipli hayvan. Diyor ki sen Allah'tan korkmadın mı bunu aç bırakırken? Şimdi biz ahırdaki hayvanın tırnağını kesmiyorsa, ahırdaki hayvanın benim diye aşısını yaptırmıyorsa, ahırdaki hayvanın gerekli vitaminini, mineralini, beslemesini vermiyorsa biz vebal altındayız. Biz böyle bir toplumuz. Daha ileri, daha bundan örnekler açıklayabiliriz. Bir tane kediyi evde aç bıraktığı için o cehennemlik oldu denen bir medeniyetten geliyoruz. Evet. Veya biz bir tane köpeğe su verdi diye
o iyi insanların arasına katıldı denen bir toplumdan geliyoruz. Daha öne dünyada ilk göçmen kuşlar için hastane açan bir milletiz. Ve kim, Osmanlı mı yapıyor? Tabii Leylekler Hastanesi var, Osmanlı yapıyor. Şimdi ben bunu, veteriner hekimler ne yapıyor diyorsanız, hayatın her sahasında veteriner hekimlik iş yapıyor. Ama burada toparlayacak olursa zamanımız da daralıyor. Evet. Sahipsiz hayvanlara gelelim. Biraz önceki söylediğim gibi 5199 sayılı kanuna göre bunlara belediyeler ilgilenmesi gerekiyor ama belediye ne diyor? Barınak yapsın. Abi o zaman bizim hapishanelerimiz çok. Eğer barınaklar, hapishaneler şey olsaydı insanlar suç işlemezdi. Barınaklar tabii çözüm değil. Değil. Bir de atasözümüz var. Köpeksiz köy buldun, değneksiz mi geziyorsun? Demek ki bizim köpeğimiz olacak. Olacak. Biz hayvanlarla yaşamasını öğreneceğiz. Mahallemizin kedisi olacak, mahallemizin köpeği olacak. Mahalleye gireni ilk önce köpek tanıyacak yabancı diye. Muhtardan önce köpek havlayacak. Diyecek ki bu bizden değil kardeşim, yani şey değil. Bunun için ne yapmalıyız? Bunun için sokaklarımızı düzenlerken, parklarımızı düzenlerken bu yaban hayvanlarını, şehirleşme kültürü dedin ya. Evet. Binaları dikerken parklarımızı, bahçelerimizi, hayvanların yaşayabileceği ortamları yerleştirmeliyiz. Belediye burada ne görevi yapmalı? Belediye parklardaki hayvanları kısırlaştırmalı. Çok şey olmasın diye, artmasın diye. Ve yerine bırakmalı. Kanuna göre de bu böyledir. Herkes salgın hastalık bulaşmayacak şekilde aşılanmalı, işaretlenmeli. Her mahallenin köpeği belli olmalı. Ben burada şu projeyi şeye söyledim, başkanlara söyledim. Dedim ki ya parklara büyük belediyeler eleman atıyor, uzun yıl aynı parkta çalışıyor. Ağacına bakıyor, kesiyor, çimliyor ve hocam kimin gelip gittiğini biliyor. Parkta uyuşturucu mu geliyor, içen mi geliyor, başka amaçla mı geleni biliyor. Tanıyor parkın müşterisini. Ben diyorum ki ya biz niye bir hayvan bakıcısı atamıyoruz ki parklara? Çok değil, bir tane hayvanlara bakacak adam o yöredeki hayvanları tanısın, bize bildirsin, biz aşılayalım ve yerli yerinde tedavi edelim. Ve medeni toplum olalım. Ve medeni toplum olalım. Eğer biz barınaklarla çözüm olacak olsaydı çözülürdü. Barınaklar kapalı hapishanedir, zaten kanuna göre de yasaktır. Barınaklar sadece güçten düşmüş şey için bakım evleri, hastanelerdir yani. Yani bu belediyeler işte barınağımız var, hayvan barınağımız, bu hayvanlara zulüm müdür hocam? Şimdi şöyle, kanuna göre işlerse zulüm değildir. Kanun diyor ki al barınağına, güçten düşmüş hayvanı tedavi et, aşıla, yerine götür bırak. Yani eğer barınak daimi mahpushane değil. Tabii barınakta yaşa diye. Niye yaşayacaksın? Köpek barınakta ne işi var yani? 10 bin tane köpeğe bizim ne ihtiyacımız var? Barınakta niye besleyeceğiz 10 bin tane köpeği? Bir de belediyeler öldürüyor hocam köpekleri. Şimdi belediyeler öldürüyordan amaç şu. O zaman suç duyurusunda bulunmamız lazım. Biz burada öldürüyor desek 5199 sayılı kanuna göre 2 yılla... Öyle diyorlar. Şimdi şöyle. Diyorlar. Öldürme şöyle. Ben onu açıklayayım. Öldürme veteriner hekimin gözetiminde yapılıyorsa, öldürme dediğim otenazi işlemi veteriner hekimin gözetiminde yapılıyorsa nasıl? Güçten düşmüş. Hayvan çok ızdırap çekiyor. Tedavi olanakları, imkanları da yoksa bu ötenazi şeklinde yapılabilir, denebilir. Ama onun haricinde yapılıyorsa kanunen suçtur. Ve 5199 sayılı kanun okumaları gerekir. Yalnız ben Avrupa'yı araştırdım. Evet. Amerika'yı araştırdım. Amerika'da herkesin bir kimliği var. Her köpeğin de kimliği var. Hmm. Bir köpek geldi, sokakta bulundu, sahipsiz. İlana çıkıyor. Gel köpeğini al. 15-20 gün. Hmm. Köpeğini almıyorsun. Kime ait olduğu biliniyor ama. İlan ediliyor. Tabii. Kime ait olduğu. Diyor ki almayacaksa sahiplenmek için bunu isteyen var mı diyor. Sahiplenmek isteyen var mı? Sahiplenmek isteyen de çıkmadı. Ondan sonra akıbeti belli değil. Yani bakım evine şura bura değil artık. Onu ötenazi ediyorlar. Diyorlar ki sana hiç sahip çıkan olmadı. Ama ben bunu önermek için söylemiyorum. Yani mahallemizin sahipli köpeğini bilmemiz lazım. Mahallemizdeki kediyi bilmemiz lazım. Sahipsiz dolaşan köpekleri, kedileri aşılamamız lazım salgın hastalıklardan. Şimdi bunun için belediyeyle biz ortak çalışıyoruz. Bazen bana geliyorlar. Ben diyorum ki veteriner hekim isterseniz veririz. Biz veteriner hekim eksiğimiz yok. Alet eksiğimiz yok. Malzeme eksiğimiz yok. Sadece bir araya gelip sinerji yapıp bu işi düzeltmemiz gerekiyor. Veteriner Hekimler Odası Van Bölgesi olarak bundan sonra belediye bizden derse ki
sahipsiz hayvanları kısırlaştırmak için hekim istiyorum. Ben buradan söz veriyorum. 1000-2000 tane kaç tane hayvan bulurlarsa hekim tayin ederim. Parası bana aittir. Hekim parası istemiyoruz. Veteriner hekimler odası kısırlaştırır. Bunu yapar. Ama tabii iğnesidir, ilacıdır, malzemesidir. Belediye yani uyuşturucusudur şey onları aldığı takdirde biz hekim emek olarak herhangi bir şey mi? Ama bunun için Van nerede diye sorarsanız Salih Bey, evet. Van çok mesafe kat etti. Bunu nereden bilirsiniz? Cumhuriyet Caddesi'nde bir köpeği gezdireni görürsen iki tane tekme, üç tane tekme köpek de yirdi adamı da Cumhuriyet Caddesi'nden çıkarlardı. Evet. Şimdi kedileri de görüyoruz Cumhuriyet Caddesi'nde, köpekleri de görüyoruz. Ve evlerde köpek beslenmeye de geçildi. Doğru mu yanlış mı tartışması yapılabilir ama Van'da bizim hastanelerimize ve serbest kliniklerimize artık klinikleri kurtaracak şekilde köpek ve kedi aşısı yapılmaya başlandı. Yani Van iyi bir yere geldi. Burada işte Van geri kaldı şu değil. Van Elazığ neyse, Van Kayseri neyse, Van bir Erzurum neyse Van'da geri kalır bir tarafı yok. Ama daha fazla çalışmamız lazım. Daha fazla bilgilendirmemiz lazım. Daha fazla bizim mesai harcamamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım. Bütün kurumlarla beraber hedef belirlememiz lazım. Bu hedefe de koşmamız lazım. Yani yapacağımız bütün iş bu. Yapacağımız iş bu. Hocam bugün cuma. Saatler 11.56. İmam da bizi bekliyor. Bütün şeyde vatandaşlarımıza son söyleyeceğimiz sloganımız şu. Veteriner hekim olmayan yerden ilaç almasınlar. Veteriner hekime danışmadan ilaç kullanmasınlar. Şunu da söyleyebilirler. Biz hekimlerden daha iyi biliyoruz diyebilirler. Ben onlara şöyle bir cevap veriyorum. Tecrübeleriniz, sizin tecrübeleriniz belki hekimlerinkinden fazladır. Ama iyi değildir. Ama mükemmele doğru gitmiyordur. Siz tecrübelisinizdir. Çünkü sizin kestirdiğiniz hayvan sayısı belki veteriner hekimin baktığı hayvan sayısından daha fazladır. Tabii. Ama veteriner hekime danıştığınız zaman, veteriner hekimle bu işi yaptığınız zaman kaybetmeyip kazanacağınızı ve Tarım İl Müdürlüğü'ne aşılarda yardım etmeleri gerektiğini, bence aşı seferberliği başlatarak Van bölgesinde şaptan, tüberkülozdan, brusella'dan, kuduzdan, şarbondan kurtulmalık bir bölge ilan edelim. Elazığ'a kadar olacağına bunu Van içine de alalım. Bundan her zaman için veteriner hekim zaten tarımdan maaşını alacak. Aşı yapsa da alacak, yapmasa da alacak. Biz veteriner hekimler olarak ilacımızı satıp yine bundan en çok karlı çıkacak olan bizim besicilerimizdir, vatandaşlarımızdır. Çünkü daha fazla kar edecekler, daha fazla hayvan yetiştirecekler, daha fazla aynı emekle daha fazla kar getirici iş yapacaklar. Ben buradan Van'daki bütün şeyleri, ama şunu da cümle içinde söyleyeyim. Buyurun. Vanlılar veya şart toplumu kadir şinas bir toplumdur. Varırsan geri çevirmez. Bir kere varırsan, bir kere dersen ki ben seni aşı yapıyorum. Ben mesela bir örnek anlatayım. Bir çiftliğe gittim. Çiftlik sahibi dedi ki benim hayvanlarım gebe. Ben aşı yaptırmıyorum. Ben de dedim ki bak aşı yapılmasa yaptırmıyorum. Ben de dedim ki arkadaşlara lan bu köydeki bütün hayvanları aşılayın. Çünkü aşıyı almışız. Para istemeyin. Biz aşıya geldik kardeşim, aşılatırsan sen. Şimdi o köyde her aşılattık. Teknisyenler ve veteriner geldiğinde bizim tahmin ettiğimizden daha fazla para vardı. Herkes vermiş. Herkes yok ya demiş. Niye vermeyelim paranı? Şimdi vatandaşı bu işin içine katmak ve inandırmak lazım. Tabii. Müşahhas bir örnek daha açıklayacağım. Ve kapatalım. Sigara yasağı başladığında ben Konya'ya gidip gelirken Balaban'da duruyordu otobüs. Mola verdi diyelim. Dışarıda sigara içiyorlardı. Otobüse binince herkes sigarayı tekrar yakıyordu. Ya aşağıda mola verdik, sen sigarayı niye içeride içiyorsun? Diyemiyordum. Çocuklar sigara dumanıyla, 1 aylık, 5 aylık, 40 günlük çocuk sigara dumanıyla gidiyordu. Ama sigara yasaklandı. Kabul edildi. Şimdi otobüste kimse sigara içmiyor. Niye? Vatandaş yasağı kabullendi. Biz vatandaşı ikna ettiğimiz zaman, biz vatandaşa vardığımız zaman ilk önce vatandaş bunu kabul edecek. Kabul etmeyle, zorlamayla hiçbir iş olmaz. Buradan bütün Vanlı hemşerilerime, zaten beni çoğu tanır, Vanlı hemşerilerime şu sözü veriyoruz. Eğer veteriner hekimler odası olarak biz gerekli bütün yardımı yapmaya hazırız. Ve veteriner hekim olmayan, tekrar söylüyorum, veteriner hekim olmayan kişilerden veya
Klinikte de sorun veteriner hekimden alacağım deyin. Yani klinikte de bazen veteriner hekimi olmayana oraya koyuyor ilkokul veya lise mezunu bir kardeşini. Ya lütfen kardeşini boş ver, kendinden alın. Kardeşini